Şu an şu gördüğünüz domatesin, biberin fiyatları daha da aşağı çekilirse üretici yani iflas eder. Türkiye'nin en büyük yaş meyve ve sebze ihracat pazarı Rusya. İhracatın yavaşlaması ise piyasayı şişirdi. Sebze ve meyve fiyatlarında %50'lere varan düşüş yaşandı. 10 liraya sattığımız domates şu an 4 ile 6 arasına satıyoruz. Yani hemen hemen %50 fiyatlarda gerileme var. Rusya'ya ihracatın yavaşlaması piyasayı alt üst etti. Adana halinde biber 15 liradan 8 liraya, salatalık 15 liradan 9 liraya, patlıcan 17 liradan 10 liraya, domates 10 liradan 5 liraya kadar düştü. %35'e yakın malını sevk ediyorduk oraya. Bu böyle giderse durumlar iyi olmaz. Rusya sınır kapısından tırların geri döndüğünü söyleyen Adana Kabzı Mallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, müdahale edilmezse önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini belirtti. Bu şekilde giderse hükümet yetkileri tabii ki araya girip bir çözüm yolu bulmazlarsa ileriki dönemlerde %20-30 daha düşecek. Üretici aşırı derecede zarar görecek. Üretici şu anda maliyetine satış yapıyor. Fiyatların daha da düşmesi üretimde krize neden olacak. İç piyasa ihracat ürünleriyle daha fazla şişerse meyve ve sebzeler dalında kalacak. Eğer durumlar daha kötüleşirse bu domates olsun, salatalık olsun, herhangi bir ürün olsun hepsi elde kalacak bu gidişle. Yani maliyetini kurtarmayacak duruma gelecek. Rusya'nın en önemli pazarımız olduğunun altını çizen Mahsun Doğan, hükümete sürece müdahale edin çağrısında bulundu. Rusya çok önemli bir pazar. %35 gittiği zaman bu %35 Türkiye pazarı zaten kaldırmaz. Üretim yaptığımız mallarla ilgili bir çözüm yolunu bulmasını acilen istiyoruz. İhracattaki sorun aynı zamanda gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyecek. Sorun devam ederse de önümüzdeki yıllarda meyve ve sebze raf fiyatları cep yakacak. Bayağı masraflar çoğaldı. Şu sattığımız domates 4 ile 6 liraya sattığımız zaman üretici aşırı derecede zarar görecek. Bu fiyatlara bir daha biz domatesi göremeyeceğiz. Ekiliş pozisyonu olmayacak. Ekim durar yani bu şekilde.